Yani coğrafyamızda akraba evlilikleri çok sık hakikaten. Neredeyse her 10 evlilikten bir tanesi akraba evliliği şeklinde. Akraba evlilikleri tabii her zaman bebek özürlü olmayabiliyor. O nedenle aileler genelde rahat davranıyorlar. Hani nasıl olsa işte çevremizde komşumuz, işte akrabamız falan akrabasıyla evlenmiş, özürlü çocuğu olmamış diye bu sıkıntı olmaz. Hani bu bakış açısıyla bakıyorlar ve rahat davranıyorlar. Zaten her çocuk özürlü olmuyor akraba evliliğinde. Hani bu oran da düşük, %3-5 civarında. Ama normal topluma göre 2 kat daha fazla. Yani normal bir gebelikten özürlü bir çocuk doğma oranı %1 oranındaysa akraba evliliğinde bu %2-3 oranına çıkıyor. Ha, bu anlamda bu çok ciddi bir risk teşkil ediyor. Yani akraba insanların tabii evliliğini önlemek çok mümkün değil. Evlenebilirler ama mutlaka bir kadın doğumcunun kontrolünde düzenli gebelik kontrolü yapmaları gerekiyor. Düzenli ultrason takibi falan yapmaları gerekiyor. Hatta kadın doğumcu gerekirse perinataloğa falan hastayı yönlendirebilir. Hastayla ilgili hani özürlü olma ihtimali yüksek bir şekilde düşünülüyorsa, değerlendiriliyorsa hastadan amniyosentez dediğimiz bir yöntemle amniyon sıvısında hani bebeğin özürlü olup olmadığı tespit veya teyit edilebilir. Hani varsa bir durum gebelik sonlandırılması da aileye teklif. Bunlarla ilgili fiziksel özür olabilir. Mesela çocuğun ekstremiteleri kısa olabilir, boy kısalığı olabilir, nörolojik gerilik olabilir. Çocuk engelli, yani cerebral palsy dediğimiz hani zeka geriliği falan olabilir, mental retardasyon dediğimiz zeka geriliği falan olabilir. Çocuğun görmeyle ilgili, işitmeyle ilgili problemleri olabilir. Yani çok daha ağır vakalar falan olabilir ki mesela hiç çocuk normal doğmaz, ölü doğum şeklinde sonuçlanır gebelik. O şekilde vakalarla da denk geliyoruz. Peki erken müdahale, yani özürlü engelli çocuğa şüpheleniyorsa bebeğin özürlü olmasından, bu akraba evliliğinden kaynaklanan durumdan ötürü mutlaka ileri bir tetkik yapması lazım. Amniyosentez dediğimiz amniyon sıvısının alınıp oradan kromozom analizi ve bazı genetik testler yapılması lazım. Yani söz konusu hastalık, akraba evliliğinden kaynaklanan hastalık sonucu doğacak özürlü bebek hani yaşamayacaksa ya da ileride ciddi rahatsızlıklara sebep olacaksa aileye gebeliğin sonlandırılması da teklif edilebilir. Bu yasal olarak da ailenin hakkıdır. Aile böyle bir talepte bulunabilir. Hani aile, bu bebek doğarsa bile yine erken dönemde çocuk hekimlerinin müdahalesiyle tabii yaşama şansı, özür oranının düşürülmesi, bu tarz olanaklar da var.